mükemmel bir üstün güce sahip, kusursuz bir melek. Cebrail, Allah'ın gücü demektir. Yaratılmış en görkemli varlık. Arşı taşıyan meleklerin efendisi. Hazreti Cebrail, meleklerin efendisidir. Öylesine büyük ve güçlü bir melektir ki, kanatlarından bir tanesi tüm dünyanın en büyük dağının üzerine düşse dağı yerinden oynatır. Nurdan yaratılan Cebrail aleyhisselam beyaz bir görünüşe sahiptir. Allah'ın yarattığı en büyük ve karşı konulamayacak müthiş bir güce sahiptir. Hem insanlarla iletişim kurmada hem de kainatın düzeninde onları vazifelendirmiştir. Melekler tek cins değildir. Farklı türleri vardır. Meleklerin boyutları farklı olduğu gibi şekilleri de farklıdır. Onlar nurdan yaratılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Cibril, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin, Ruh ve Resul şeklinde 5 değişik isimle ifade edilmektedir. Yahudiler ve Hristiyanlarsa Gabriel şeklinde ifade eder. Cebrail aleyhisselam, 4 büyük meleğin efendisi, arşın taşıyıcısı, Allah'a en yakın olan ve vahyi getirmekle görevli olan melektir. Makamı, 7. kat gökteki Sidretül Münteha'dır. Emrinde arşın çevresinde bulunan meleklerden bir ordu bulunur. Depremler, rüzgarlar, fırtınalar, kasırgalar ve kavimleri helak etme görevi Cebrail aleyhisselamın elindedir. Dünya üzerinde gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bütün savaşlar Cebrail aleyhisselamın yönetimindedir. Allah bir savaşta galip olmasını istediği tarafa Cebrail aleyhisselamı destekçi olarak gönderir. Melekler savaşlara katılır, feyiz, bereket ve manevi kuvvet sağlar ama savaşmazlar. Fakat Bedir Savaşı'nda sarıkları ve kılıçlarıyla savaşmışlardır. Bütün varlıklara ilham vermekle görevli olan meleklerin başıdır. Milyonlarca yıldızda görevli meleklere ilham ulaştırdığı gibi aynı anda arşta bulunur. Emirleri tebliğ alır ve aynı zamanda huzur-u ilahide secdededir. Cebrail aleyhisselam dünyada ve ahirette Allah'la kullar arasında bir elçidir. Hem meleklere hem peygamberlere ilahi emirleri tebliğ eder. Bu sebeple de Allah'la vasıtasız konuşur. Görünüşü son derece güzel. Yüzü beyaz, saçı mercan gibidir. Rengi berrak, dişleri kar gibi pırıl pırıldır. Ayakları kırmızı, dizleri sapsarı, kanatlarında safran renginde tüyler ve tüyleri üzerinde parlayan yıldızlar ve gezegenler vardır. Üzerinde inciden 2 tane kaftan ve yakutlarla bezeli beyaz elbiseler vardır. Onun 2 kanadı arasındaki mesafe 500 senedir. Son derece süratle hareket eder. Güneş onun 2 gözü arasında kalır. Cennetteki arşın sağındaki nurdan yapılmış ırmakta yıkanıp silkelendiğinde her tüyden 70 bin damla, her damladan 7 bin melek yaratılır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiçbir peygamber onu asli şekliyle görmemiştir. Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'e harfleri ve ziraatçılığı öğretip onu Mekke'ye götürmüştür. Hazreti Nuh'a gemi yapımında yardımcı olmuş. Hazreti Lut'un kavmiyle diğer isyankar ümmetleri çeşitli felaketlere uğratmış. Hazreti İbrahim'i ateşten korumuş. Hazreti Musa'ya Mısırlı sihirbazlar karşısında yardım etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail'i
Mekke-i Mükerreme'nin ecyat mevkilerinde görür. Cebrail aleyhisselam, "Ey Muhammed!" diye seslenir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağa, sola, öne ve arkaya bakar. Fakat kimseyi göremez. Sonra başını semaya kaldırır. Cebrail aleyhisselam semayı gözün alabildiğine kaplamış olarak bir kürsü üzerinde oturmuş görür. "Ey Muhammed! Ben Cibril'im. Ben Cibril'im." der. Efendimiz bu manzaradan tedirgin olur ve hemen kalabalığa karışır ve bir şey görmez. Kalabalıktan çıkınca aynı ses onu yine çağırır. O da tekrar olduğu yerden uzaklaşır. Cebrail aleyhisselam bütün ufku kaplamış ve bir taht üzerine oturmuş halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip asli suretinde görünmüş, onu kuvvetle sıkarak okumasını söylemiştir. Hazreti Cebrail, Peygamber Efendimiz'e sadece vahyi iletmemiş, aynı zamanda öğretmiştir ve onun en önemli yardımcısı olmuştur. Vahyin anlaşılması ve hayatlarda görülmesinde Efendimiz'e rehberlik yapmıştır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Cebrail hakkında zaman zaman güzel bir insan suretinde geldiğini ifade etmişlerdir. Birkaç defada Dihya adlı sahabinin suretinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona abdest, namaz, kurban, hac gibi ibadetlerin uygulama şekillerini öğretmiştir. Ashabtan bazıları bunların bir kısmına şahit olmuşlardır. Efendimiz şöyle buyuruyor: "Cebrail gelip beni ayağıyla dürttü. Uyandım. Sonra tekrar uyudum. Bir daha uyandırdı ve bu eylemi 3 kez tekrarladı. Sonuncusunda oturdum. O da beni kolumdan tuttu ve birlikte ayağa kalktık. Mescidin kapısına doğru yürüdük. Sonrasında Cebrail aleyhisselam, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı Mescid-i Haram'a götürüp göğsünü boğazının altından göbeğinin alt kısmına kadar açtı. Zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Ardından Cebrail uzunca beyaz renkli merkepten daha yüksek ve daha büyük, katırdan daha küçük Burak ismiyle bir hayvan getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak hakkında şöyle buyuruyor: "Binmek üzere ona yaklaştığımda birden azgınlaşıp hareketlendi. Cebrail elini hayvancağızın yüzüne sürüp ona, "Utanmıyor musun? Yemin ederim ki Muhammed'den daha üstün bir beşer sana binmedi. Ne oluyor sana?" deyince sakinleşti ve sonra ona binmemi istedi. Cebrail'in terkisinde bindim. Her bir hareketi gözün gördüğü en son noktaya ulaşarak ilerliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor: "Cibril beni dünya semasına kadar götürdü. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim?" denildi. "Cibril" dedi. "Beraberindeki kim?" denildi. "Muhammed" dedi. "Ona Miraç daveti gönderildi mi?" denildi. "Evet" dedi. "Hoş gelmişler." "Bu geliş ne iyi geliştir" denildi ve kapı açıldı. Kapıdan geçtik. Sidretül Münteha'da Cebrail aleyhisselam, "Ey Allah'ın Resulü, buradan öteye yalnız gideceksin" dedi. Resulullah, "Niçin ey Cebrail?" diye sordu. O da cevaben, "Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanarım, kül olurum" dedi. Artık
Bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i cennete götürdü. Cennetin eni göklerle yer kadardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada inciden, yakuttan, zebercetten köşkler, cennetin toprağını da misk kokar bir halde buldu. Peygamber Efendimiz cennette iki yanında içleri boş, inciden yapılmış kubbeli evler dizili bir ırmakta gördü ki inci, yakut, çakılları ve misk üzerinde akıp gidiyordu. Efendimiz, "Ey Cebrail, nedir bu?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "Bu sana yüce Allah'ın vermiş olduğu Kevser ırmağıdır." buyurdu. Kevser ırmağının suyu da baldan daha tatlı ve sütten daha aktı. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i gecenin bir kısmında Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra Suresi 1. Ayet. Cebrail aleyhisselam yüce Allah'tan aldığı görevleri yerine getirir ve sürekli ona ibadetle meşgul bir melektir. Onun yeri Sidretül Münteha'dır.